Bu dönem oldukça önemli. Zira bir önceki dönemden farklı olarak yeni bir başkanlık döneminin olduğunu biliyoruz. Bakış açıları tamamen farklı. Aslında Trump alışılmış cumhuriyetçilerin de dışında bir başkan profili çizmişti 4 yıllık zaman diliminde. Sonrasında sil baştan bir dönem olacağına dair işaretler var. İşte bu yeni dönemi ve yemin törenindeki Biden'ın mesajlarını konuşacağız. Canlı yayında stratejist Hakan Akbaş konuğumuz. Hakan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar. Günaydın Hasan Bey. Çok teşekkürler. Trump'ın konuşmasını izleyip hatırlayacaksınız. Uzun yıllar önce, 4 yıl önce verdiği mesajlar ve aradan geçen zaman diliminde uyguladığı politikalar ve sonrasında o devrin kapanması, Biden'ın vermiş olduğu mesajlarla başlayalım. Yemin töreni sonrasında ılımlı bir çizgide olduğunu söyleyebiliriz. Yeni dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde bu mesajlar toplumda nasıl karşılandı, onunla başlayalım. Sonrasında dış politikayla devam edeceğiz. Evet, Hasan Bey, dünkü konuşma 46. başkanın yaptığı konuşmayı dinledim ve dörtte üçünde konuşmanın hep birlik, beraberlik, bir şekilde ulus olarak bir araya gelmek ve healing kelimesini, iyileşmek kelimesini çok kullandı. İlk mesajı işte mavi veya kırmızı olsanız da, yani demokratlar veya cumhuriyetçi de olsanız, hangi kanalı, hangi bir şekilde ideolojiye aitseniz, biz Amerika olarak bir araya gelmeliyiz mesajı verdi. Ve aslında Biden geçmişine baktığınız zaman hem çok tecrübeli bir siyasetçi, hem de aslında hep partileri, tarafları uzlaştırmacı bir kimliği var. Evet. Dolayısıyla aldığı oylara da baktığınız zaman, mesela 18-29 yaş arasındaki Amerikalıların %80'i 78 yaşındaki bir Biden'a oy verdi. Dolayısıyla Biden aslında dün akşam, genelde bu her zaman başkanların yaptığı bu konuşmalar 4 senelik icraatının bir aslında perdesidir. Burada da dün akşam da aynı şey oldu. Bundan sonrasında Biden içeriye dönecek. Yani Amerika'yı tekrar bir araya getirmek. Çünkü 4 sene içerisinde gerçekten Başkan Trump Amerika'nın tarihi fay hatlarını zedeledi ve depreme yol açtı. Yani siyahilerle beyazlar arasındaki ırk çatışmasından yargıdaki, polisteki adaletsizliğe kadar, şimdi bu ordunun içerisinde bile konuşulmaya başladı. İlave olarak pandeminin getirdiği etki, 402 bin kişi öldü. Yani dünkü konuşmasında Biden dedi ki, biz İkinci Dünya Savaşı'nda bu kadar ölü vermedik dedi. Dolayısıyla yine dün akşamki konuşmasında bence ikinci önemli vurgu, birlik ve beraberlikten sonra Amerikan halkının pandemiden gördüğü zararı ekonomik ve iş kaybı olarak telafi etmek üzerine. Yani Joe'nun aslında Joe Biden'ın Amerika'daki lakabı Uncle Joe'dur. Joe amca. Çünkü geçmişi itibariyle aslında sıradan bir aileden gelen ve gerçekten orta direkt Amerikalı'nın da kendini gördüğü bir kişilik. Bu açıdan Amerikalılara da seslendi ve sizin kayıplarınızı, sizin bir şekilde gelir adaletsizliğinden, gelir kaybından dolayı, iş kaybından dolayı içinde bulunduğunuz durumu biliyorum ve bunu telafi edeceğiz dedi. Dolayısıyla yeni bir dönem başlıyor ama Evet. burada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın herhalde zamanının büyük çoğunluğu Amerika'yı yeni baştan inşa etmek, bir araya getirmek, içerideki bu kutuplaşmayı bir şekilde bitirmeye çalışmak. Buna ilave olarak özellikle aşırı sağ ve ırkçılık tarafında yapılması gereken bir temizlik var. İlave Evet. olarak Trump'ın bundan sonraki, Trump'la ilgili olarak atacağı adımlar da önemli. Yani başkanlığı döneminde iki defa azledildi Trump. Azledilmiş olması suç işlediği anlamına geliyor. Bir şekilde yargı süreci başlayacak mı, başlamayacak mı? Yani aslında Amerika'nın daha çok içine kapan, daha çok iç meseleleriyle uğraşacağı yeni bir döneme giriyoruz Hasan Bey. Yani Trump'ın aslında meydana getirdiği yıkım meselesi önemli. Siz de özellikle içeriye Evet. döneceğini söylediniz yeni dönemde Biden'ın. Aslında Trump dönemini de kısaca bir değerlendirme yapmak lazım. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bir süreç var. Özellikle popülist söylemlerle
gündeme gelen bir liderdi ve Amerika'da belli bir kesimi de arkasından sürükledi bu anlamda. Yani ırkçı söylemleri, din temelli söylemleri, ötekileştiren söylemleri Amerika'da aslında birçok fay hattı var ve birçok toplumda dünyanın yani herhangi bir yerinde homojen, herkesin aynı olduğu, aynı ten renginde, aynı dili konuştuğu ve %100 homojen bir toplum yok. Her toplumun belli oranda fay hattı var ve aslında bunun dünyaya bir örnek olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu ırkçı ve din temelli söylemlerin toplumsal bütünlüğü ciddi anlamda zedeleyecek bir yaklaşım olduğunu söyleyebilir miyiz? Yeni dönemde dünyaya örnek olduğunu da çıkarabilir miyiz bu yaşanan süreçte ders olarak? Hiç şüphe yok ki Trump'ın 4 senelik bahsettiğiniz icraatları, uslubu, yalan ve komplo üzerine kurulu söylemleri ve direkt olarak bu söylemlerini sosyal medya üzerinden takipçilerine paylaşması gördünüz. 6 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri ve dünya demokrasi tarihi için utanç sayfası açıldı ve seçilmişlerin meclisi, kongre basıldı. 5 kişi öldü. Dolayısıyla buraya gelen süreç aslında Trump'tan da önceye gidiyor. Yani son 30 yılda globalleşmenin Amerikan halkına getirdiği bir kayıp var, bir yakın var. İlave olarak bakın Biden döneminde aslında dış politikada yani demokratlar biliyorsunuz hem Beyaz Saray'ı aldı, hem Temsilciler Meclisi'ni korudu, hem de Senato'yu ele geçirdiler. Ama eğer 4 sene sonra tekrar seçilmek istiyorlarsa Trump'ın niye seçildiğini çok iyi anlamış olmaları gerekiyor. Ve aslında son 2 yıldır demokratlar çalışıyorlardı. Örneğin Trump ne dedi? Sonu gelmeyen savaşları bitireceğim dedi. Şimdi Amerikan halkı şunu diyor, ben diyor Irak'a, Suriye'ye, Afganistan'a 10 binlerce asker gönderiyorum ve bunun parasını benim vergilerimle ödüyorum. Ama bunun bana faydası ne? Çin'le bu kadar sürede 30 senedir sürekli olarak işlerin oraya gitmesi ve yani bir şekilde kapitalizme ve dolayısıyla gelir adaletsizliğine hizmet eden bir ikili ilişkinin bana faydası ne? Bütün bunların eğer dersini aldıysa ki bu aslında Trump gibi komplocu popülist bir siyasetçinin gerçekten bu kadar çok oy devşirmesinin arkasında yatan sebeptir. Yine Trump'tan önceye giden aslında tarihine giden bu fay hatları yani kültürel fay hatları, ırk eşitsizliği üzerinden ve yargıdaki bir şekilde eşitsizlik. Şimdi mesela 6 Kasım'da kongre basıldı. Ve oraya gidenler beyazlardı. Baktığımızda bütün göstericiler beyazlardı. Ve ellerini kollarını sallayarak kongre binasının içerisine giriyorlar. Ama işte George Floyd örneğine baktığımız zaman silah taşımayan bir zenciyi bir şekilde boğarak kameralar önünde öldüren bir polis var. Dolayısıyla bunların aslında bir bölümü Trump'tan önce de vardı. Ancak Trump bunları, bu fay hatlarını daha görünür hale getirdi, daha cesaretlendirdi, teşvik ve hatta tahrik etti. Böyle yönet prensibi altında. Dolayısıyla kendisi kadar tabii ki dünyaya da örnek oldu. Bunu örneğin Avrupa Birliği içerisinde bile belli hükümetlerde görmeye başladık. Dolayısıyla şimdi bundan sonra Biden'ın aslında Amerika'yı bir araya getirirken Amerika'nın dışarıda yerli bir olan prestijini, o soft power'ını tekrar canlandırması lazım. Çok önemli bir şey söyledi. Biz dedi artık dedi güçle liderlik etmeyeceğiz. Örneklerimizin, yaratacağımız örneklerin, iyi örneklerinden alacağımız güçle liderlik edeceğiz dedi. Bu da şu demek, Avrupa Birliği başta olmak üzere ve NATO başta olmak üzere aslında Amerika'nın o fabrika ayarı müttefik yapısına tekrar geri dönmek, tekrar Amerika'nın en azından müttefiklerine güven vermek üzerine bir dış politikada izleyecek. Ancak burada biliyorsunuz bir de ilk defa tarihi olarak bir kadın ve bir şekilde etnik bir kadın başkan yardımcısı oldu. Evet. Ve genç de bir kadın. Dolayısıyla bundan sonrasında Biden içeride ulusu bir araya getirmeye çalışırken kurduğu dışişleri ve savunma sanayindeki ekip, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Kamala Harris başkanlığındaki ekibin ben dış politikada delege edileceğini ve daha çok söz sahibi olacağını düşünüyorum. Bu açıdan da dikkat etmek lazım. O ayrıntılara geleceğiz. Özellikle hani Trump dönemini değerlendirmek istedim. Çünkü Amerika tüm dünyanın gözü önünde bir adeta laboratuvar deneyi yaşadı diyebiliriz bu 4 yıllık zaman dilimi içerisinde. Ve hayatımıza son yıllarda giren sosyal medyanın nasıl bir etki yaptığını da çok net bir şekilde gördük. Herkes kendi düşüncesinde olan insanların bulunduğu bir
medya mahallesi içerisinde ve sosyal medyada dolaşıyor. Ötekine tahammülün azaldığı bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. Aslında bu da ne kadar yıkıcı bir etkiye sahip oluyor. Net bir şekilde Trump'la birlikte gördük. Tüm dünyada bunun örnek alınması lazım. Bu kötü örneğin iyi değerlendirilmesi lazım. Kesinlikle. Ötekinin varlığına ne kadar saygılıysa toplumlar ve bireyler aslında o kadar demokratik ve hem aydın hem de daha stabil toplum dinamiklerine sahip ülkeler oluşur ve devam eder. Umudumuz bu yönde. Tabii şimdi Trump sonrası yeni dönemden de bahsederek devam edelim. Şimdi Biden'ı Trump'tan aldığı bir takım yükler var. Düzeltmesi gereken ilişkiler var. Dış ilişkiler meselesi önemli. Özellikle Trump'la iyi ilişkilerimiz varmış gibi bir algı oluşsa da aslında Trump döneminde birçok Türkiye'ye yönelik olumsuzluklar yaşandığını biliyoruz. Örneğin Fethullahçı terör örgütünün lideri hala Amerika Birleşik Devletleri'nde, Pensilvanya'da. Bunu biliyoruz. Bu ve benzeri birçok aradaki problemli durum söz konusu. Türkiye ile ilişkiler yeni dönemde nasıl ilerleyecek ki Biden'ın sert söylemleri de vardı. Zaman zaman Türkiye ilişkin nasıl değerlendirirsiniz? Evet, öncelikle Biden Türkiye'yi, bölgeyi çok yakından tanıyan ve dış politika konusunda tarihin en tecrübeli başkanı. Türkiye'yi ve özellikle Türk yönetimi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere dış politika ekibini çok yakından tanıyor. Obama'nın ikinci döneminde son 3 yılı biliyorsunuz ikili ilişkileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bizzat Joe Biden götürdü. Şimdi bunun bir artı olduğunu düşünüyorum. İlave olarak iki liderin de yakın bir ilişkisi, hukuku olduğunu da biliyoruz söylemlerden. Şimdi burada yalnız şöyle bir fark var. Biden gibi bir siyasetçi kurumsal olarak politikalar üzerinden Türkiye ile angaje olacak. Yani mesela Trump dönemindeki o gelgitli, o yüksek tansiyonlu, bir çok iyi bir çok kötü, sabah kalktık Twitter'dan işte yaptırımları okuduk, işte sabah kalktık Rahip Brunson üzerinden bir şekilde Türkiye'ye ağır söylemleri okuduk. Bu dönem kapandı. Dolayısıyla bizim de Ankara olarak farklı bir angajmana girmemiz gerekecek. Yani Biden ile Trump döneminde olduğu gibi veya ailesi üzerinden herhangi bir karar, bir sonuç almak mümkün gözükmüyor. Bundan sonrasında her iki tarafta o kendi çıkarları üzerinden yarattığı dış politika öncelikleri içerisinde birbirlerine angaje olacaklar. Yani daha uzun süreli kararlar ortak akılla alınacak ve mutlaka Senato'nun ve Temsilciler Meclisi'nin daha çok söz söylediği bir ortam olacak. Şimdi evet Senato'yu da aldılar ama 50-50 yani orada Kamala Harris'in başkan yardımcısının sayesinde söz sahibi var. Dolayısıyla aslında benim asıl endişem Türkiye ile ilişkilerde Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çok zehirli bir hava var Hasan Bey. Yani biz 4 sene içerisinde orayı tümüyle boş ver, ihmal ettik. Böyle olunca boş bıraktığımız alana Türkiye karşıtı lobiler ve hareketler girdi. Onların etkisinin altında olan bir Senato ve Temsilciler Meclisi var. Bunun menfi etkilerini kesinlikle göreceğiz. Ancak dış politikaya baktığımızda FETÖ'nün iadesini, FETÖ liderinin iadesini söylediniz. Bu listenin bir tanesi ama ilk testi ikili ilişkilerde S-400'ler üzerinden yaşayacağız. Şimdi burada Amerika açısından bakıldığında stratejik rakip olarak gördüğü iki ülke var. Yani bunu zaten önceki akşamki Senato görev tescili konuşmasında yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken çok net olarak söyledi. Rusya ve Çin. Evet. Şimdi, Rusya'nın burada tabii ki daha konvansiyonel işte siber saldırıları ve özellikle Amerikan iç siyasetine dezenformasyon kampanyalarıyla ve siber ataklarla müdahale etmiş olması, Ukrayna ve Suriye'deki erivakiler, yani bunların ve en son muhalefet lideri Navalny'nin hapse atılmasıyla birlikte eski bir soğuk savaş dönemi siyasetçisi olan Biden'ın aslında ajandasını belirledi. Şimdi Rusya üzerinden Türkiye-Amerika ilişkilerini okumamız gerekecek. Burada bir taraftan bu S-400'ler, şimdi evet Türkiye'nin burada kendi çıkarları doğrultusunda attığı bir takım adımlar var. Amerika'nın bıraktığı vakumdan sonra Rusya ile yönetilmesi gereken bir sınır ilişkisi var hem kuzeyde hem güneyde. Ama Amerika Birleşik Devletleri açısından da Türkiye'yi aslında yani Orta Doğu'daki pivot müttefikini Rusya'ya kaybetmeme bir şekilde isteği de var. Yani çıkarları açısından
Rusya'ya Türkiye'yi kaybetmesinin Amerika için de büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Ancak Evet. S-400'lerin F-35'ler varken, yani S-400'leri Türkiye aktive etmişken F-35'leri Türkiye'ye Pentagon'un vermesinin söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iki tarafın S-400'lerde bir anlaşmaya gelmesi şart. Ankara tarafı da haklı olarak geçmişte birçok şart koyuldu. İşte Patriot'ları biliyorsunuz Rusya uçağı düşürdükten sonra Patriot bile vermediler. 2016'da bir darbe teşebbüsü ve sonrasındaki güvensizlikler Amerika'ya karşı. Dolayısıyla burada Ankara'nın da bir şekilde koşulu olacak. Yani Patriot'ların Türkiye'ye koşulsuz, şartsız, sualsiz verilmesi karşılığında eğer S-400'ler bir şekilde kenarıya koyulabilirse bu kriz aşılabilir diye düşünüyorum. Ve şu anda F-35'lerin tekrar verilmesi veya Trump yönetimi tarafından açıklanmak zorunda kalınan Katsa yaptırımlarında geri adım atılabilecek pivot bir noktada olduğunu düşünüyorum. S-400 ilk şey olacak. İkincisi Halkbank davası başlıyor. Evet. Mart ayında muhtemelen jürili olduğu için Nisan ortasında bir karar çıkar. Orada mutlaka bir ceza alacak Halk Bankası. Yani bu yargı süreci içerisinde emsal Avrupa Birliği'ndeki bankalara baktığımız zaman dolayısıyla bununla birlikte yine Doğu Akdeniz konusu da gündeme gelecek. Zaten Avrupa Birliği'nin bir adımı var ve Mart'a attığı için Türkiye ile ilgili zirveyi aslında bir yandan Biden'ı da bekliyorlardı. Ve Biden'ın ilk dış politika önceliği Avrupa Birliği ile hem iklim değişimi hem Çin'le ilişkiler üzerine yeniden angaje olmak ve Brexit sonrası angajman. Dolayısıyla burası gerçekten Amerika'nın çıkarları açısından önemli. Şimdi Türkiye'ye karşı da burada bir duruş sergileyebilir. Ankara zaten bunu gördüğü için özellikle Yunanistan ve Avrupa Birliği'ne sürekli olarak yeni bir sayfa açalım mesajları veriyor en üstten. Dolayısıyla burada Mart ayı Avrupa Birliği ilişkileri açısından da kritik olacak. Yani Rusya ile ilişkiler içerisinde bundan sonra Amerika'nın bölgedeki oyun planı nasıl olacak? Ama şunu söyleyebilirim, Rusya'ya özellikle Putin'e biliyorsunuz Eylül'de seçimler var Evet, Rusya'da evet. ve onun öncesinde Navalny'nin tutuklanması ve bunun bir uluslararası kahraman haline getirilmesi bunların hepsini gerçekten doğru okumak lazım. Dolayısıyla Türkiye de Rusya-Amerika ilişkileri içerisinden kendisine bir dış politikada yön çizmesi gerekecek. Peki Ve son Hakan olarak Bey, da evet. buyurun toparlayın, son bir soru soracağım. İran konusunda biliyorsunuz yani ilk icraatlerinden bir tanesi Biden'ın nükleer silahsızlanma P5 artı 1 anlaşmasına geri dönmek oldu. İran Dışişleri Bakanı hemen bir açıklama yaptı. Trump rejiminin yaptırımlarını kaldırırsanız biz de masaya otururuz dedi. Şimdi İran eski İran değil. Atom bombası yapmaya çok yakın. Dolayısıyla bu anlaşmanın içerisine balistik füzelerini de koyma ihtiyacı doğdu. Ama İran'ı da en azından kazanma yönünde bir adım atacak. Bu da aslında Türkiye'nin bölgede çıkarına olduğunu düşünüyorum. Çünkü vesayet savaşları üzerinden bir şekilde bölgeyi etkileyen bir İran, Türkiye'nin de aleyhine politikaydı. Dolayısıyla bunun da değişeceği yeni bir Orta Doğu. Ama bu Orta Doğu'da da özellikle İsrail'in güvenliği ve çıkarları üzerinden bu değişmeyecek. Suudi Arabistan'da Amerikan istihbarat servisleri Kaşıkçı'nın cinayetinin kasetlerini halka açıklayacaklarını, kamuoyuna açıklayacaklarını bildirdiler. Yani Suudi Arabistan'la ilişkilerde ben önemli gelişmeler bekliyorum. Ve tabii ki Mısır. Yani Mısır'da da biliyorsunuz Trump dönemi dediniz. Trump'ın favori diktatörüm dedi. Sisi'nin bundan sonraki dönemde geleceğini soru işareti olarak görmek lazım. Yani yeni bir Orta Doğu kuruluyor olacak. Bunun içerisinde Rusya'ya çok daha az bir manevra alanı kalacak. Ve Amerika'nın da tekrar söyledim. Amerika'nın orta direk halkının ihtiyaçları açısından o sonu gelmeyen asker göndermelerin de bir şekilde geri plana atılacağı bir dönem. Burada en kritik şey şurada olacak. Amerikan askeri eskisi gibi yine bölgeye gönderilmeyeceği için Amerika'da aslında YPG gibi grupları daha çok kullanmak ihtiyacında olacak. Bakın Brett McGurk'ün biliyorsunuz Evet. yani son görevdeki son döneminde gerçekten çok duygusal açıklamaları yani bir bürokrata yakışmayacak açıklamalarıyla bir YPG sempatizanı neredeyse olmuştu. Güvenlik Konseyi üyelerinden birisi haline geldi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu. Şimdi bu çok talihsiz bir atama. Yani James Jeffrey'nin ayrılıp yerine onun gelmesi.
Dolayısıyla aslında bunları da bu açıdan okumak lazım. Yeni bir Orta Doğu şekilleniyor. Türkiye'nin de buna göre bir oyun planı kurması gerekiyor. Önemli ve geniş kapsamlı bir toparlama yaptınız. Hem Türkiye ile ilişkiler hem de dünya ile olacak yeni dönemdeki ABD ilişkilerini değerlendirdiniz. Son bir soru, kısaca cevaplamanızı isteyeceğim. Tabii hep Trump döneminde konuştu. Trump vurgulamıştı ve dünyadan da böyle bir bakış açısı oluştu. Trump müesses nizamla mücadele ediyor şeklinde. Aslında evet. Demokratlara baktığımızda hani fikriyat olarak pek uyuşmadığını söyleyebiliriz o müesses nizamla. Yeni dönemde acaba demokratlarla tırnak içinde müesses nizam arasında bir uyum mu olacak yoksa yine bir çatışma görecek miyiz? Amerika değişti Hasan Bey ve Amerika'nın bundan sonra yapması gereken aslında kendi içinde bir temizlik de var. O müesses nizam dediğiniz ordu olsun, yargı olsun, polis güvenlik teşkilatı olsun, FBI olsun ciddi bir temizlik ben bekliyorum. Yani aşırı unsurların temizlenmesi, sadece bir ırkçı grupların temizlenmesi veya tendansların. Dolayısıyla bu temizlikten sonra yani geriye ne kalıyorsa o müesses nizamdan yoluna devam edecektir. Ancak tabii ki Pentagon olsun, istihbarat servisleri olsun ve Amerika'nın dış politikasında bunların ağırlığı olsun bunlar değişmeyecek. Yani Amerika'nın devlet politikası olarak demokratlar da gelse Trump da gelse değişmeyecek. Bu Trump döneminde de böyleydi. Sadece medya ve kamuoyu Trump'la o kadar çok uğraştı ki, o kadar çok izledi ki bu ikinci planda kaldı. Peki Hakan Bey çok teşekkürler. Aydınlattınız bizi, önemli bilgileri paylaştınız. Umarız yeni dönemde daha sıcak ilişkiler olur ve dünyaya jandarma değil de biraz daha örnek bir Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşırız. Tabii Trump döneminden de ders alan bir Biden olduğunu umut ediyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yayından selamlar. Çok teşekkürler. Stratejist Hakan Akbaş bu bölümde canlı yayında konuğumuzdu. Biden'ın yemin töreninde verdiği mesajları, yeni başkanla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde dış politikayı, Türkiye ile ilişkileri konuştuk.